Çok saygıdeğer muhtarım, kıymetli misafirler. Öncelikle daha önce tanışmadığımız kıymetli köy halkı için kendimi tanıtayım. İsmim Orçun Oğuz. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerden sorumlu ve örgütlenmeden sorumlu ilçe başkan yardımcısıyım. İpsal'dan geliyoruz. Önceki dönem belediye başkanı Sayın Mehmet Karagöz'le bugün sizi yalnız bırakmamak adına böyle bir çalışma yaptık. Kıymetli köy halkı, soracağımız sorular ve yapacağımız bu çalışmayla ilgili gerçekleştirdiğimiz değerlendirme Yüksek Çevre Mühendisi bir arkadaşımız tarafından hazırlanmış ve bizlere sunulmuştur. Sizler adına yaptık bu çalışmayı. Tesiste kullanılan malzeme, ekipman ve panellerde yerli malı tedarik zorunluluğu var mıdır? Yok ise ülke içinde hibe ve fonlarda getirilen yerli malı ürün kullanma zorunluluğu niçin enerji lisans aşamasında ilgili firmalardan talep edilmemiştir? 2. Bu büyüklükteki güneş enerji santrali tesislerinden kaynaklı parlama ve kamaşmanın yerel halka, çevrede bulunabilecek konutlara ve karayoluna etkileri olabilmektedir. Kaldı ki tesisin devasalığı göz önüne alındığında Milli Göl ve Kuş Göç Yolu üzerinde konumlanacak tesisler doğayı tahrip etmekte kalmayacak, yarınlarımızı tehlikeye atacaktır. Kuş göç yolları ve doğa tahribatının olmadığına dair bir raporun halka sunulmasını önemle ve saygıyla arz ederiz. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çok kıymetli Korucu Köy halkının projeden kaynaklanabilecek solar yansıma etkisiyle civar yerleşim merkezlerine ve karayolunda seyir halindeki araçlara olumsuz etkisiyle öngörülmeyen tahribatlarının sorumlusu kim olacaktır? Devasa tesislerin vereceği minimum etki süresi en az 20 yıl olup, bakın burada altını çiziyorum, devasa tesislerin vereceği minimum etki süresi 20 yıl olup, depolanan enerjinin mahsuplaşmasının yanı sıra İpsala Belediyesi ve civar köyleri, yol, sokak, aydınlatma ve muhtarlık ve belediye hizmet binaları gibi enerji giderlerinin karşılanması düşünülmekte midir? Yani buraya çakılacak çivi, burada kurulacak tesis, Korucuköy halkının ihtiyaçlarını karşılayacak mıdır, karşılamayacak mıdır? Bunları soruyoruz sizlerin adınıza. Devasa alanlarda yapılacak olan GES ve RES gibi projelerle bölgede hayvan otlatmaya merak kalmayacaktır. Bu konuda alınmış bir önlem var mıdır? Yoksa köylülerin tarlalarını, hayvanlarını satıp hayvancılığın ve tarımın bitme noktasına gelmesi mi amaçlanmaktadır? Bu denli büyük projeler için sadece İpsala Belediyesi'nden alınmış mera yazısının yeterliliği bulunmamakla birlikte paydaş tüm kurumlardan alınacak detaylı görüşler neticesinde halkın katılım toplantılarının yinelenmesi, ivedilikle tekrarlanması zaruridir. Bölge yeraltı doğal zenginlikleri olan bir bölge olup madenlerin kullanım hakkıyla ilgili firmaların tasarrufunda mı olacaktır, yoksa bu bölgeye gelen güneş enerji santrali firmalarında mı olacaktır? Valiliğin ve hükümetin bu konuda bir çalışması yaptırımı olacak mıdır? Yani diyoruz ki siz bu toprağın sadece üstünü mü almaya geldiniz, yoksa altını da mı sömüreceksiniz? Bu köy, bu halkındır, Korucuköy halkındır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tüm Korucuköy halkına saygılarımı sunuyorum.